fonlardan bahsediyorum ve onların aktarılmasından bahsediyorum. Yani şu anki haliyle dediğim gibi %20'si yaklaşık kayıt altında bu devletlerin verdiği fonların haricinde. Tabii ki onların artması çok fark edecek. Bu insani yardım çok daha etkili bir şekilde karşılanması ile ilgili. Yani bu farklı vergilendirme sistemleriyle ilgili şeyler, hani tartışmalar oldu. O birazcık daha aslında sivil toplum kuruluşlarının bulundukları ülkelerdeki o operasyon alanlarının genişletilmesi çerçevesinde konuşuldu. Dolayısıyla bir bağış kampanyası yapabilmesi, o fonu çok daha kolay bir şekilde özel sektörden ya da bireylerden alması ile ilgili. Bunlar tabii ulusal hani düzenlemeler de daha kolaylaştırılacak girişimler ama kesinlikle önemli. İnsani yardım zirvesi çerçevesinde aslında İslami finans konusu çok konuşuldu. Yani özellikle Müslüman ülkelerde zaten böyle bir zekat verme kültürü var. Bunu daha farklılaştırıp hani sadece komşuna yardım etmenin ötesinde, gerçi Afrika'ya da yardım ediyor ama hani onu da daha sistematize etme ve onun daha bu insani ihtiyaçları karşılamayla ilgili daha sistematik bir katkısı üzerine ciddi şeyler oldu, tartışmalar oldu. Bununla ilgili özel bir şey olacak, zirvenin kendisinde de özel bir oturum olacak. Gemzi'den. Bu konuşulan biraz hani onunla ilgili ve yerel sivil toplum kuruluşuyla ilgili bir şey sormak istiyorum. Çok teşekkürler Sema Hanım. Benim tahmin ettiğim Birleşmiş Milletler ve onların agentleriyle sivil toplum kuruluşu arasındaki eşitsizliği, yerel kuruluşlar arasındaki eşitsizliği hiç bu kadar siyah beyan görmemiş. Ama hep böyle bir şüphem vardı bu konuda. Şimdi yani hepimizin böyle uluslararası büyük zirveler bilmem neler falan konusunda aşağı yukarı bir şeyimiz vardır. Bir tahminimiz vardır. Bunların konuşmaların içerikleri, ajende, bütün bunlar çok önceden belirlenir. Ve aşağı yukarı o toplantıda ne çıkacağı da daha önceden de bilinir. Şimdi Birleşmiş Milletler'in inisiyatifiyle toplanan bu zirvede orada yerel sivil toplum kuruluşları neresinde duruyor? Yani bu bir köşede bir fringe mi? Yoksa onların adına orada konuşacak, çıkacak ve ondan sonra onların çıkarını kollayacak kuruluş nedir onun içinde? Yani nasıl bir organizasyon olur? Çünkü genellikle böyle konferanslar ondan sonrasının ne zaman olacağı, onun ajandasının ne olacağını falan da söyler. Hani burada yerel sivil toplum kuruluşlarının sesini ne kadar duyacak o konferans ve o ne kadar etkili olacak? Yani bir şekilde bir Birleşmiş Milletler ve sivil toplum kuruluşları var. Hani o ikisi arasında çok büyük bir dengesizlik var. O dengesiz güçlerin eşitsiz olduğu bir yerde yerel sivil toplum kuruluşlarının yeri ne olacak ve ne kadar sürdürülebilir olacak? Teşekkürler Hasan. Yani aslında bu bir süreçti. Yani zirvenin kendisine çok da bir şey olmayacak. Çünkü şimdiye kadar epey bir yol kat ettik yani bütün bunları tartışmakla ilgili. Ve dediğim gibi aslında diğer zirvelere oranla açık bir katılım oldu. Dolayısıyla ben hani kendim açısından söylüyorum, kişisel olarak çok güzel bir network kurdum bu gittiğim toplantılarda, görüşmelerde. Çünkü hani çok farklı düzeylerde çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla tanışma fırsatı yakaladım. Yani hem toplantıların kendilerinde, etkinliklerin kendilerinde, hem de hani online olarak katıldığım tartışma toplantılarına. Dolayısıyla hani benim gözlemim aslında bayağı bir vardı yerel sivil toplum kuruluşları ve hani öyle bir alan da vardı ki aslında böyle girişimler bir şekilde yeşerdi, fikirler geliştirildi. Bir araya daha sık gelelim,
hani beraberce sesimizi daha iyi duyururuz, daha hani önemli bir rol belki alabiliriz bu sistem içerisinde, içeriden hani reforme etmeye çalışabiliriz gibi. Dolayısıyla ben hani olumlu olarak kendimi tecrübe ettim o süreci. Tabii zirvenin kendisi biraz daha sembolik olacak. Dolayısıyla o kuruluşların çoğu yine olacaklar zirvede. Ama bence esas önemlisi hani bu zirvenin yarattığı o tartışma ve onun üzerine hani bunu nasıl devam ettireceğimiz. Harika Hanım, siz de bir şey var. Hemen öncelikle şunu söyleyeyim. Bu tür sorular bizim herhalde günde bir 10 kere duyduğumuz şeyler. Maalesef Türkiye'de bunun sebebi Birleşmiş Milletler'in nasıl çalıştığını bilmemekten kaynaklanıyor. Biz, keşke yanımda şu CD var bende, biz bir sokak mülakatları yaptırmıştık. Birleşmiş Milletler'in bilinirliğine yönelik ve İstanbul'da ve Beyoğlu'nda. Yani onu dinleyince zaten sorular soruyor. Birleşmiş Milletler'in logosu. İşte gösteriyoruz, ne diyoruz bu? İşte şey, TV8 diyen var, NATO diyen var. Ve bunların hepsi %90'ı bizim gibi insanlar. Yani öyle hani köyden gelmiş falan insan değil, üniversite talebeleri de dahil. Peki BM kurumları ne der diye soruyorsunuz. Ne bileyim, UNICEF mi vardı falan diyenler. İnanılmaz yani, biz böyle 2,5 dakikalık, 5 dakikalık, 7 dakikalık bir mülakat yaptık ve değişik sorular sorduk. Toplam 15 tane soru ve farklı şey, versiyonlarda söylediğim gibi sorulara iki kişi tam cevap verdi. Kim diyeceksiniz? Bir tanesi Galatasaray Lisesi'ni siz de gidince bulacaksınız. Ben çünkü sonra adamı buldum. Biz bir şirkete vermiştik yapımcısını diye. Bir ayakkabı boyacısı, 2-3-5 tane kızı varmış, hepsini okutmuş. Biz onu iyi niyet elçisi olarak peşine düştüm ben. Hemşire yapmış ve öğretmen yapmış kızlarını. Nereden biliyorsunuz bu kadar soruyor dedim. Yani bunların cevabını ben çok okuyorum dedi. İkincisi de üstüne o yeşil şey yapan, giyip sokak süpürüyor ya çöpçü, bir de o. Diğerleri yok. Hem böyle yarı İngilizce, yarı Türkçe konuşan bir de eğitimdeki çocuklarımız var. Onlar da dahil hiç. Dolayısıyla bir kere daha ben onu anlatmak isterim. Ama Sema Hanım'a şunu da söylemek isterim ve çok net olarak söylerim. Ve çok üzüldüm böyle düşündüğü için, bu zirve sembolik olmayacak. Yani o böyle söylemek bence çok büyük haksızlık olur. Sembolik derken yani... Değil, olmayacak. Aslında çok güzel bir şey söyledim. 2 senedir bunu tartışıyoruz dedim. Bu çok güzel. Çünkü bu o başka bir şey ama ben... Ya tartışırsınız, tartışmazsınız, o başka bir şey ama bu zirve sembolik bir zirve olmayacak. Yani o konuda ben çok açığım. Bir, ikincisi... Şimdi BM, efendim sivil toplum örgütleriyle BM, hayır ben buna da katılmıyorum. Samimi olarak katılmıyorum. Yani ben BM'de çalışıyorum, çalıştığım için söylemiyorum ve ben bakanlıkta da çalışırken, devlette de çalışırken, UN'de de çalışırken, BM'de de çalışırken, her çalıştığım her yerde çok popüler bir insan hiçbir zaman olmadım. Ama herkes şunu söylerdi bana, açık ve doğruyu konuşan. Ben de onun için burada bunu söylemek ihtiyacı duyuyorum. Gerçekten özellikle genel sekreter buna çok ehemmiyet veriyor ve kapanışımı, yani görev süremin kapanışını bununla yapmak istiyorum dedi. O kişisel görüşü. Ama yaptığımız her siyasi görüşmede, her seviyede, hatta genel sekreter yardımcısı Eliasson'la yaptığımız son görüşmede bu zirvenin muşahhas, yani somut sonuçlarını görmek için her görüşmeyi yapıyoruz. Tabii ki Türkiye'de dahil, Türkiye'de de her makamlarla dahil, makamda dahil olmak üzere. Cumhurbaşkanlığından tutun, müsteşar seviyesine kadar. Dolayısıyla ben bu kadar emeğin
bu kadar çabuk harcanmasına ben kalbim razı değil. Ve hakikaten yapılan bir şeye saygı gösterilmesi lazım. Sonucu bir görelim ondan sonra. İkincisi, tekrar başa dönüyorum. Sivil toplum örgütleri ne kadar bu işin içinde, ne kadar? Ya Birleşmiş Milletler, yani üye ülkeleri ortada, yani üyelerden oluşan bir şey. Birleşmiş Milletler bu dünyanın dışında bir varlık değil ki. Üye ülkeler ne karar verirse, bizim patronumuz üye ülkeler. Üye ülkeler ne karar verirse biz onu tatbik mevkiine koymakla mükellefiz. O bir. İkincisi, zaten BM kurumları arasında da, organları arasında ECOSOC diye, Ekonomik ve Sosyal Konsey diye bir yerimiz var. Orada sivil toplum örgütleri zaten üye oraya. Üye oluyor ve orada görüşmeler genel kurula geliyor. Dolayısıyla sivil toplum yerel sivil toplum örgütleri dediğiniz zaman, yerel sivil toplum örgütleri ne kadar temsil edilecek sorusunu soracağınız zaman, yerel sivil toplum örgütlerinin ne kadar temsil edileceği sorusuna cevap, sizin ülkeniz içinde yerel sivil toplum ya da ulusal sivil toplumların ne kadar temsilciliği, ne kadar temsil edildiğiyle aynı doğrultudadır. Yani bir üye ülke gelip Birleşmiş Milletler'de herhangi bir toplantıya falan geldiği zaman kendi devletinin görüşünü sunarken zaten onu bir konsültasyon, yani istişare şeyinde almıştır ve kendi sivil toplum örgütlerinin görüşünü de oraya getirir. Dolayısıyla bu BM'nin bizatihi görevi değildir, ama biz şunu yaparız. Biz çalıştığımız ülkede bir organizasyon yaptığımız zaman sivil toplum örgütlerinde, özel sektör temsilcilerinde, yerel temsilcileri de davet ederiz. Gelirler, katılırlar. Etkin mi katılırlar? Ona cevap vermeyin yani. Şimdi ayıp olacak yani. Bir kadın örgütlerinden bazıları şeydir, bir de insan hakları örgütlerinden bazıları etkindir. Onun dışında sivil toplum örgütleri bırakın şey yapmayı, etkin olarak şey yapmayı, bir platform altında toplamak bile mümkün değildir. Bir UN Habitat, o da gençlik örgütünü burada, Sezai hazır yaptı. Allah razı olsun. Onun dışında... Hayır, saldırmıyorum. Hayır, saldırmıyorum. Bak. Ben size fırça şey yapmıyorum. Hayır. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Birleşmiş Milletler de sivil toplumlardan fırça yemeye geldi. Size burada soru soruluyor. Ay, ben size söylüyorum. Hayır. Ben cevap veriyorum. Siz bana ne söyleyeceğimi söylemeyin lütfen. Ben hanımefendiye cevap veriyorum. Yani hayır, sivil toplumlarla BM arasında bir ayrım var diyemezsiniz. Biz her şeye, her organizasyonumuza, programlama faaliyetlerimize, hepsine sivil toplum örgütlerini çağırıyoruz. Yerel düzeyde bu. Ama zirve söz konusu olduğunda yerel sivil toplum örgütleri ne kadar temsil edilecek derseniz onu üye ülke nezdinde konuşmanız lazım. Burada üye ülke de Türkiye Cumhuriyeti. Bunu söylemek istiyorum. Farklı görüşler ortaya çıktı. Şey yapmıyorum, Sema Hanım belki yanlış bir anlaşım olduğunu düşündüyse. Sema Hanım'dan sonra da konuyu şey yapmayalım isterseniz. Hayda Hanım, yanlış anlaşıldı herhalde. Ben tam tersine çok olumlu bir şey söyledim. Yani 2 yıldır devam ediyor. Devam ediyor. Hayır, yani sürecin kapanışı açısından demek istedim. Yani o gün hani çok farklı bir şey çıkmayacak anlamında söylüyorum. Yani sürece katılmış 2 yıldır işin içinde olan kuruluşlar orada olacak. Oradaydı yerel sivil toplum kuruluşları. Orada da olacaklar. O anlamda söylemek istedim. Düzelteyim. Çok farklı bir konuda soru veya yorum var mı? Lütfen böyle bir ortam oluşmasını kimse istemez eminim. Bir dahaki toplantı ne zaman olacak? Hangi ülke çıktı mı yani şeyi? Genellikle ikinci, çünkü bu ilk summit. İkinci summit nerede olacağını karar verdi. Bilmiyorum. Bilgisi olan var mı? İkinci summit'in nerede düzenleneceğine dair? Hayır, yok. Hayır, şimdi ben, böyle bir dakika. Olmaz ki bu iş yani.
Bunlar zirvede tartışılır ve karara alınır. Buradan şimdi 5 sene sonra yapacak bir böyle bir şey olamaz yani. 5 senede bir mi olacak bu? Hayır efendim, zirvede ne karar verilirse o olacak, bilmiyorum yani. Zirvede karar verecekmiş, biz ikincisine ne zamanlar ve yapılacak. Şimdi ben kalkayım, bu yerelleşme konusunda bir iki şey söyleyeyim. Orada nasıl tartışılacak konusunda belki herkese biraz daha tatlıya bağlı. Zirve sırasında 7 tane high level round table var. Bu high level round table'ların biri localization üzerine, localization of aid üzerine, yani yardımın yerelleştirilmesi üzerine. Yardımın yerelleştirilmesi high level round table'a hem yerel sivil toplum örgütleri, hem uluslararası sivil toplum örgütleri, hem de devletler davet edildi. Bütün round table'lara böyle bir davet gitti. Bazı yerel sivil toplum örgütlerine direkt Secretary General'dan davet gitti. Bazılarına bizim gibi organizasyonlar, işte daha önce consultation'a katılmış organizasyonların verdiği öneriler yoluyla davet gitti. Biz yerimizi vermeye hazırız Oxfam olarak dedik mesela. Ama yerel sivil toplum örgütleri davet edilsin o toplantılara. Öyle davet edildiler. Bazılarına da consultation'da ne katıldıkları için davet edildi. Böyle bir tartışma olacak. Şimdi sonucu itibariyle o toplantılarda sonuç ne olacak? Her high level'lar round table'ın, yüksek dereceli toplantının bir commitment dedikleri, yani devletler ve sivil toplumların yaptıkları taahhütler var. Ve bu taahhütler tartışılıyor. Draft taahhütler çıkarıldı. Ve bu taahhütleri görebilirsiniz zaten o konuda. İşte Birleşmiş Milletler çağrıda bulundu. İşte devletler şu konuda taahhütte bulunabilirler. Yerelleştirilmesi için insani yardımın gibi. Bizim gibi organizasyonlar, uluslararası organizasyonlar taahhütlerde bulundular. Yerel organizasyonlar kendileri taahhütlerde bulundular. Ama sonucun ne olacağı belli değil. Yani sonuç olarak hangi taahhütler kabul edilecek, kabul edilmeyecek ve sonuç bildirgesi ne olacak bilmiyoruz. Bunun yanında side event denen şeyler var. Yani bütün organizasyonlar, sivil toplum örgütleri side eventler için Birleşmiş Milletler'e başvurdular. Ve side eventlerde de işte insani yardımın yerelleştirilmesi konusunda side eventler olacak. Side eventler asıl şeyin zirvenin dışında olan eventler. Ama Birleşmiş Milletler şöyle bir şey dedi, ya da organizatörler diyeyim, şöyle bir şey söylediler. Side eventlerde olan tartışmaların hepsini ana zirve tartışmalarına taşımaya çalışacağız diye bir şey taahhütte bulundular. Bu olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Sanıyorum 40'a yakın ya da 50'nin üzerinde side event, yan etkinlik olacak. Ve o yan etkinlikler işte hala yani kabul edilmiş, yan etkinliği kabul edilen organizasyonlar gidebilecekler. Oraya da giriş var ettik. Böyle yani tartışmalar böyle olacak. Ne kadar sonuç, sistem ne kadar değişir? Yerel organizasyonların dışlanması sistemden nasıl halledilebilir? Biz mesela Oxfam olarak çok içindeyiz insani yardım sisteminin. Ama biz diyoruz ki o sistemin değişmesi çok zor. Ve bizim de yayınladığımız bir rapor var. İnsani yardımın Turning the Humanitarian System on its Head diye bir raporumuz çıktı. Sadece bizim değil, biz birkaç COFAR diye bir organizasyon var. Onların da bir sürü organizasyon. Bizim gibi uluslararası organizasyonun raporu çıktı bu konuda. Ve bizim gibi organizasyonlar bile insani yardım sisteminin değişmesi gerek dediğimiz halde bizim organizasyonu değiştirmemiz bile çok zor. Yani bunu kabul etmek zorundayız. Bu Birleşmiş Milletler için de öyle. Uluslararası Oxfam gibi uluslararası organizasyonlar için de öyle. Herkes için de öyle. Bunu Birleşmiş Milletler de kabul ediyor. Biz de kabul ediyoruz. Sistemi değiştirmek çok zor. Sistem bir tek bize bağlı bir sistem değil.
bize de bağlı, doğru. Biz de sistemin bir parçasıyız ve herkesin işte ne bileyim ben vested interest'ten yok bilmem ne kadar bir sürü şeyi var. Ama Sema'nın da söylediği gibi sadece o değil, ya finansal akımın da çok etkisi var. Ve finansal akımdan öte kimin parası daha değerli kabul ediliyor diye bir şey de var. Yani işte ne bileyim ben İngiltere, Fransa, Amerika para öderse daha makbule geçiyor. Türkiye para ödediğinde o sayılmayabiliyor. Ya da Hindistan, Çin ödediğinde o sayılmayabiliyor. Ya da bu yerel toplumların ya da ne bileyim belediyelerin katkıları ya da işte ne bileyim Kızılay'ların katkıları ya da ne bileyim kişilerin yaptığı yardımlar hiç hesaba bile katılmıyor. Bir kimin parasının sayıldığı, kimin parasının daha önemli kabul edildiği ve uluslararası yönetişim sisteminin nasıl işlediği çok etkili bunda. Ama bu bir süreç, temanın da söylediği gibi bu bir süreç. Bu tartışmaların başlamış olması çok önemli. Yeni başlayan tartışmalar bunlar. Birleşmiş Milletler 15 senedir insani yardım sistemini reform etmeye çalışıyor. Ve adımlar atıldı ama yeterli değil. Ama önemli tartışmalar ve tartışmaların devam etmesi gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Meryem Hanım. Başka hani saat 6 doldu tabii ki daha konuşalım ama hani artık toparlamak açısından son bir yorum, son bir soru. Meryem Hanım'a teşekkür ediyoruz. Biz bu çünkü evet, aslında hakikaten sorduğumuz soru gereken cevabı. Tamam. Teşekkürler. Ercan sanırım bir şey eklemek istiyor. Çünkü bir şey daha eklemek istiyorum. Özellikle yerel sendikalar uğraşabilmek için yani belediyeler bir şey merkezde olabilir. Şimdi UCLGM'e olarak Avrupa Birliği ile özellikle Policy Forum on Development diye bir forum var. Biliyorsunuz belki Structural Dialog diye bir teşkilatı vardı. 2008-2010 arasında komünikasyon üretmek için bir platform kurulmuş Avrupa Birliği. Bu platformlu STK'lar ve yerel yönetimlerin nasıl daha güçlü işbirliği yapabiliriz diye bir komünikasyon yaptılar. Bu Structural Dialog'dan sonra. Şimdi Policy Forum on Development ile devam ediyoruz. Orada yeni politika üretmeye çalışıyoruz Avrupa Birliği ile. Ne çıkıyor oradan? Multi-stakeholders cooperation için hep beraber hareket etmemiz lazım. STK'lar ve yerel yönetimler, özel sektör ne eklememiz lazım orada. Hep beraber hareket edebilirsek sonuç alacağız. Tabii ki bazen yerel yönetimler STK'lara karşıya çıkabilir veya ters de olabilir. Ama en azından bir adım olabilir. Sonuçlara göre düzeltebiliriz o da. Ama beraber bu hareket yapabiliriz. Avrupa Birliği ile ve ECO var biliyorsunuz ve DEFCO var. Onlar ikisi arasında bir köprü üretmeye çalışıyorlar ve migration konusunda ve afet diyelim konusunda bir değişiklik olacak. Çünkü bazen 50-60 sene için mülteciler sayıyoruz birkaç ülkelerde ve resilience ön tarafa çekiyor bir kez daha. Kalkınma politikaları ve göç politikaları yani humanitar insani politikaları değiştirmek zorundalar ve bu çerçevede bir fırsat buluyoruz STK'lar ve yerel yönetimler için yerel STK'lar için bir fırsat var diye düşünüyorum. Son olarak bir şey söylemek istiyorum. Neden bu rezilyans konusu çok önemli? Bir örnek vermek istiyorum. Geçen hafta Gaziantep'teydik. Bizim kongrede Daniye Belediyeler Birliği Başkanı Lübnan'dan bir Belediyeler Birliği bize bir örnek verdi. Lübnanlılar şimdi Suriyeli kimlik alıyorlar ve Akdeniz karşımaya çalışıyorlar. Yani bu noktaya geldik. İnsanlar Lübnan kimlikten vazgeçmek istiyorlar. Çünkü Suriyeli olmak daha enteresan olabilir. Avantajlı.
ve nasıl avantajlı bu ülke çıkmak için. Yani böyle bir problem yaşıyoruz ve çok büyük bir problem. Bu problem çok az konuşuluyor. Yani ben de bu toplantında öğrendim. Ama evet, resilient ve hep yani kalkınma ve insani politikaları beraber üretmiyorsak böyle bir şey yaşayacağız bütün Akdeniz'de. Evet, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Başka eklemek yani konuşmacılarımıza soracağım en son eklemek istedikleri şey ama katılımcılarımızdan çok hani daha kısaca evet mümkünse. Arkada mikrofon. Edinburgh'daki gençlik programından geliyorum. İsmim İrem. Benim sorum şu, 2013'te alınmış bir karar bu zirvenin düzenlenmesi ve o zaman mülteci krizi yeni yeni başlıyordu. Hani bu kadar yüksek boyutta değildi. O zamandan bu zamanda değişen, işte dışarı atılan konular var mı konuşulabilecek? Yine hani side discussion yapılacak dendi sanırım. Hani atlanan, mülteci dışında konuşulması gereken konuların kalacağını düşünüyor musunuz? Hani insani yardım konusunda mülteci özelinden daha genel, evet, evet, daha farklı olarak benim bir bilgim yok konuşmacılarımızdan. Mülteci sorunu taşıdık. Özellikle gençlik konusunda mı ilgileniyorsunuz? Evet, gençlik programları ilgileniyoruz. Gençlik programlarıyla ilgili ben size programı vereyim. Yanımdayım. Bunlar konuşulması çıkarılan mı yoksa konuşulacak olan mı? Bunlar hayır. Bunlar gençlik forumunun programı. O forumlarda ne konuşulacağını katılımcılar tayin edecek. Başka sorusu olan var mı? Teşekkür ederim. İrem bitmiş mi? O zaman konuşmacılarımız Hayda Hanım, Adri Hanım, Sema Hanım. Çok teşekkürler katıldığınız için. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Söylemek istediğiniz. Çok teşekkürler sizler de katıldığınız için. Umarım faydalı bir panel olmuştur. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Thank you.
Geçen hafta oradaydık. Çünkü şey var. Cehennem'e bakan. Bu da bir şey.